Her geçtiğimde çocuklar ya bana böyle el çakarlardı ya laf atarlardı. Ben her geçtiğimde bunlara bulaşırdım yani bir şekilde. Bir gün geçerken dedim ki hiç selam vermeden geçeceğim dedim. Bu çocukların tepkisini ölçmek için. Evet. Kapıdan içeri girdim. Her iki tarafta çocuklar oturuyor, kitap okuyor. Ben tam merdivenin birincisine çıktım. Üç tane çocuk vardı. Hayta çocuklar bana laf attılar. Ne olmuş buna dedi ya selam bile vermiyor dedi. Şimdi ben döndüm çocuklara böyle baktım dedim. Siz bunları okumuyorsunuz oradan bakıyorsunuz. Zaman geçirip bana bakıyorsunuz değil mi? Ben o soruları size soracağım. Eğer o sorulara cevap vermezseniz sizi oradan atacağım dedim. Çok güzel. Bana ne dediler biliyor musun? Ha, arkadaş onu diyor. Ya oğlum diyor oku vallahi diyor bu bize soru sorar diyor. Bu soru sorar diyor o da cevap veriyor. Hani diyor biz diyor birlikte karar verecekti diyor. Tek başına bizi atma kararını nerede almış diyor. Anladın mı? Ben yukarı çıktığımda aslında yapılanın ne kadar değerli olduğunu anladım. Biz bunların hiçbirinin farkında değildik. Yani karar sürecine katılımla ilgili eleştiri getiriyorlar. Yani biz mesela bunun hiç farkında değildik. O hakkını talep ediyor sizden. Farkında değildik ve bir çocuk şunu diyor, takip ediyor. Ben buradaydım zaten diyor. O birlikte karar alacaktık ya diyor. Hani ben de bunun bir parçasıyım zaten diyor demeye başladı size. Oradan gelişiyor. İşte ulaşım ücretsizliği, suyun işte çok düşük bir miktarla topluma hizmeti bir temel hak ve ihtiyaçlar meselesidir. Şimdi sizler eğer sosyalistseniz, eğer halkçıysanız, gerçekten halkçıysanız, hani bu ideolojik tartışmaları atalım diyelim, bırakalım, vicdanlıysanız, dünyada birçok kapitalist ülkeler bile eğitimi, sağlığı, barınma meselesini, işte ulaşımı, birçok şeyi hizmet olarak görüyor ve geleceğe dair yeni nesillerin yaşam kalitesini yükseltmek için çaba harcıyor. Japonya'da bir tane kız çocuk 80 kilometre uzakta araç sadece onun için gidip okula geçiriyor. Ya bu kadar İller Bankası üzerinde sadece ve sadece nüfusa dayalı bir gelirin teslim edildiği yerel iktidar, o belediyeler sadece o işçi maaşlarını, memur maaşlarını ya da mazotunu, arabasını almak için mi kullanacak? Peki burada bu hizmetleri sokak yaparken, şu yaparken, bu yaparken yapıp teslim ediyorsunuz da toplumun onun üzerinde eğitimine dair oradan okula gelmesi, birbirini sormaları, özellikle İslam alanlarının sıkıntılı olduğu yerellerde buna dair programımız yoksa eksiktir. Eğitime dair, sağlığa dair yoksa eksiktir. Barınmaya dair yoksa eksiktir. Bunlar olmak zorunda. Biz ulaşımın, eğitimin, sağlığın, barınmanın, suyun, havanın, güneşin temel bir hak olduğunu ve temel ihtiyaç olduğunu satın alamaz diye bakarız.